Ajans Spor YouTube kanalından herkese merhaba. Özgür Sancar'ı tanıyorsunuz zaten. Radyo Spor'un başarılı programcılarından ve iyi bir haberci kendisi. YouTube kanalımızda da beraber çok güzel yayınlar yapıyoruz. Bugün tabii takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansını değerlendireceğiz. Maalesef 3'te 1 yaptık. Sadece Başakşehir kazandı ki Başakşehir'i tebrik ederiz. Beşiktaş ve Trabzonspor'un aldığı sonuçlar kötüydü. Kazanan takımla başlayalım Özgür Sancar. Barış Ertuğ'la biz bir yayın yaptık birkaç gün önce. Orada ben Başakşehir'den umutluyum, diğerlerinden mağlubiyet bekliyorum demiştim. Başakşehir kazandı. Biraz işler yoluna girdi. Geçen sezonki seviyeye çıktılar diyebilir miyiz? Tabii oyun olarak farklı bir oyun anlayışını ortaya koyuyor. Okan Buruk'un anlayışıyla Abdullah Avcı'nın anlayışı birbiriyle örtüşmüyor. Daha böyle kompakt bir takım oluşturdu Okan Buruk. Hızlı ucumu seven, kontrolleri iyi yapabilen, savunmada sağlam, birazcık işte İtalyan tarzı savunma anlayışı ama kanatları kullanarak rakibin bırakabileceği boşlukları iyi değerlendiren bir takım oldu. Bunun sonucunda alıyor. Tebrik etmek lazım. Yani Avusturya deplasmanında galip gelebilmek hem de farklı galip gelebilmek kolay değildi. İki tane galibiyet grup lideri ve hem Türkiye'nin puanını yükseltti hem de gruptan çıkmak adına çok büyük bir avantaj elde etti. Umarım devamı gelir. Çünkü Başakşehir'i eleştirdiğimiz noktaların başında Avrupa'da iyi bir temsil örneği vermiyor oluşuydu. Lige asılıyor. Şampiyonluk onlar için çok önemli. Avrupa'yı önemsemiyorlar ama Avrupa'ya katılma derecesini elde ediyorlar şeklinde eleştirmiştik. Haklı eleştiriydi. Bu şimdi bu eleştirileri ortadan kaldırabilecek performansı göstermesi sevindirici. Peki Başakşehir futbol felsefesi olarak değişikliği tam anlamıyla oturttu diyebilir miyiz Özgür? O geçiş bocaladılar. Süreci, mesela Beşiktaş da aynı felsefeyi, yani Abdullah Avcı geldiği için orada bir felsefe değişikliği yaşadı. Tam oturtamadı diye düşünüyorum ama Başakşehir o bocalama dönemini atlattı mı sana göre? Bocaladılar ama oturttular. Şimdi bocaladıkları dönemde de ben hatırlıyorum. İlk oynadıkları maçta Malatya maçında Malatya'ya belki 2-0 mı 3-0 mı yenildiler? 2-0, 3-0 yenildiler. Bilmiyorum tam olarak hatırlamıyorum ama farklı yenildiklerini biliyorum ama yediklerinden çok daha fazla 5 tane net pozisyonları vardı. Yani pozisyon bulan ama bunu da sonuçlandıramayan bir takımdı. Bu sistemin oturmasıyla ilgili bir şey. Haftalar geçtikçe bunu başardılar. Dolayısıyla Okan Buruk'un hızlı ucum, sağlam savunma anlayışının artık yavaş yavaş yerleştiği, oyuncu yapısının da buna uyum sağladığını söyleyebiliriz. Peki Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta 10 kişi kaldığı mücadeleyi 3-1 kaybetti. Aslında Beşiktaş'ta da bir düzelme gözlemliyorduk Özgür Sancar. Ligde Galatasaray galibiyeti, sonrasında Antalya deplasmanda alınan bir galibiyet vardı. Ama bu Avrupa'ya yansımıyor. İlk maçı da kaybetmişti Beşiktaş. Beşiktaş'taki gidişatı ve dün akşamki performansı nasıl değerlendiriyorsun? Beşiktaş dün akşam Braga'ya kazanmak için gitmemiş. Bu net. Tabi belli oyuncuların, Kartal gibi genç oyuncuların, gelecek vadelerin oyuncuların oynaması önemliydi. Ama Abdullah Avcı belli ki artık bütün gücünü lige vermeye çalışıyor. Sanırım yönetimle de bunu istişare etti ve böyle bir karar verdi. Ben bunu net bir biçimde görüyorum ama buna rağmen Beşiktaş kazanabileceği bir maçı oynadı. 1-0'dan sonra 1-1 buldu. Lens'in atılması bence doğru bir karar değildi. Çünkü o pozisyon belki sertti, rakibi sakatlayabilirdi ama ayaklarını kısmıştı. Yani sarı kartta da o pozisyonda bir cezalandırma yapabilirdi Litvanyalı hakem, yapmadı. O açıdan Beşiktaş'ı kırılma noktası olarak, Beşiktaş'ı kırılma noktası olarak. Lens'in kırmızı görmesi. Lens'in ilk yarıda kırmızı kart, ilk yarının sonlarına doğru kırmızı kart görmesi maçı kırılma noktasıydı Beşiktaş adına. Bunun dışında cesur oynadı, başa baş oynadı ve şunu düşünmüş Abdullah Avcı. Bir kez daha kendisine geçmiş olsun diyoruz. Ciddi bir gribal enfeksiyon geçirdiği için gidemedi. Yardımcısı Recep Hoca oradaydı. Beşiktaş biz elimizden geleni yaparız. Bütün gücümüzü sahaya yansıtırız. Olursa olur, olmazsa olmaz diye gitmiş. Sonunda olmadı maalesef. Ama şunu söylemekte fayda var. Yani bu tür Braga gibi takımlara, ortalamanın altında takımlara karşı bizim büyük takımlarımızın sonuç alması lazım. Hangi kadroyla çıkarsa çıksın. O açıdan biraz imaj değeri de düşünmek lazım. Bunu ihmal ettiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Onun için eleştiriyorum. Hem Beşiktaş'ın imaj değeri hem de ülke puanı açısından tabii çok kötü sonuçlar aldık bu sezon. Şimdi çok güzel bir Beşiktaş'ı yorumlarken bir cümle kurdum. Beşiktaş kazanmak için gitmemiş, bu belli oldu dedin. Ben aynı şeyi Trabzonspor'un kadrosunu öğrendiğimde gördüm Özgür. Trabzonspor da mağlup oldu. 3-1'lik bir mağlubiyeti var. Ünal Karaman'ın basın toplantısını da internet sitemize, YouTube kanalımıza yükledik. Oradan izleyin. Özgür orada diyor ki, çok söyleyecek çok şeyim var ama söyleyemiyorum, içime atıyorum. Bir kendimizi devre arasına atabilirsek ikinci yarı için daha umutlu olabilirim. Hedeften kopmadan. Ya ben böyle bilmece gibi açıklamaları açıkçası doğru bulmuyorum. Yani söyleyecek şeyler varsa söylenir. Yani kimlerle ilgili söylüyorsun? Takım içinde mi problem var? Yönetimle teknik heyet arasında mı problem var?
Trabzonspor'a yönelik komplolar mı var? Yani Türkiye Futbol Federasyonu'ndan oradan buradan Trabzonspor'un önünün kesilmişti, hakem hataları vesaire, bunlar mı? Yani bunları da eğer kastediyorsa söylemek lazım. Böyle bilmece gibi konuşmamak lazım. Çok şey söylüyormuş gibi yapıp aslında hiçbir şey söylemiyorsun. Bunu yani Fatih sadece... Hoca da aynı şeyi söylüyor. Ben bunları eleştiriyorum. Evet, bu açıklamaları doğru bulmuyorum. Dolayısıyla ama şurada Trabzonspor'un da hakkını yememek lazım. Trabzonspor elbette ki orada elinden geleni yapıp ama galibiyet olur mu emin değiliz düşüncesiyle gitti. 7'ye yakın eksiği var. Onazi yok. Sosa sakatlandı. Abdülkadir Parmak formda oyunculardan bir tanesi yok. Zaten Ömür, Abdülkadir Ömür yok. Bununla birlikte başka sakat oyuncuları var. Obi Mikel gibi oynadığında orta sahada defansif ağırlığı çeken oyuncu yok. Yani bunlar olmadığı zaman Trabzonspor'un Krasnodar gibi çok yatırım yapan, kompakt oynamayı iyi bilen, hızlı ucumu seven bir takıma karşı, çok koşan bir takıma karşı galip gelmesi zaten beklenmiyordu. Dolayısıyla onlar da aslında galibiyet için gitmediler Krasnodar'a. Ama işte böyle kapalı açıklamalarla gerekçe bulmayı da doğru bulmuyorum. Eğer söz konusu hakemse Ünal Karaman'ın kastettiği, bunu net bir biçimde ortaya koymalı. Fatih Terim'in kastettiği eğer transfer politikasında yanlışlıksa, işte takım içinde Florya'da belli bazı oyuncuların lakayt davranışları ise, bunu net bir biçimde ortaya koymalı ki Fatih Terim'e de yakışan aslında bunu kamuoyu önünde tartışmaktan ziyade radikal kararlar alıp suistimal eden oyuncuları ya da işte eğer transfer politikasıyla ilgili hata varsa bunu içeride radikal kararlarıyla çözmesidir. Dolayısıyla ben bu kapalı konuşmaları tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum. Trabzonspor'la ilgili söylenecek son söz şu: Beşiktaş'tan ve Başakşehir'den çok daha haklı bir gerekçesi olduğuna inanıyorum. Trabzonspor'un 30 küsür yıldır şampiyon olamadığı için Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ni bir kenara bırakıp bütün gücünü lige vermesi son derece akılcı. Ama burada çok kritik nokta şu, bana kalırsa sana hak verdiğim nokta: hocaların net konuşmayıp soyut konuşması, tabiri caizse suya yazı yazması gerçekten doğru değil. Hiçbir şey anlamıyoruz. Çok şey anlatıyormuş gibi yapıyorlar ama hiçbir şey anlatmıyorlar. Özellikle de kötü sonuçlardan sonra bunu yapıyorlar. Sorun varsa çıkın tak tak somut bir şekilde, herkesin anlayacağı şekilde anlatmaları lazım. Bunu yapmıyorlar. Peki sevgili Özgür, şimdi Avrupa'da 4 maçta bir galibiyetimiz var. 4. haftada da sadece bir galibiyet, bir beraberlik alabildik. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? 4. hafta bu hafta. Evet. 4. haftada bir galibiyet alabildik. Diğerleri mağlubiyet. 3 mağlubiyet, bir galibiyet. Bundan önceki haftayı mı kastediyorsun? Ya bütün UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde 4'er maçı geride bıraktık. 4'er. 2 tane galibiyet var. Başakşehir'le geldi. Evet, Galatasaray'ın beraberliği var. Evet, 2 galibiyet, bir beraberlik var. Trabzonspor'un beraberliği var. 2 beraberlik, 2 galibiyet. Şunu anlatmaya çalışıyordum Özgür. Çok karamsar ve parlak olmayan bir tablo var. Diğer taraftan bu kötü sonuçlarda iki kesime ihale edildi. Bir, yerli hocalar çok yetersizler. Avrupa'daki takımı, Avrupalı takımlara karşı çıktıkları zaman bütün defekleri, taktiksel ve fiziksel olarak yetersizlikleri ortaya çıkıyor. Yabancı hocalara dönmek lazım diye bir eleştiri yapılıyor sosyal medyada. İkincisi de işte yabancıları görüyorsunuz. Yabancı yabancı dediniz. Hepsi Avrupa'da tel tel dökülüyorlar. Yabancı futbolculardan bahsediliyor burada da. Bu iki kesime ihale yapıldı. Bu kötü sonuçlar. Sen ne diyorsun? Bunlar çok yerli hoca eleştirisi ve yabancı oyuncu eleştirisi. Bunlar çok popüler eleştiriler. Yani popülist diyebiliriz daha doğrusu. Yani duruma göre tersini söyleyenler var. İşte yabancı hocalar varken de yabancı hocalar Türk mentalitesini anlamıyor, dolayısıyla burada başarılı olamaz diyenler oluyor. İşte yeri geldiğinde yabancı futbolcu sınırlamasını eleştirip de yabancı futbolcu sınırlamasına da ne gerek var? Öyle olursa, sınırlama olursa yerli oyuncu zaten çıkmıyor, olmasın ki yerli oyuncu da teşvik edilsin diyenler var. Yani bunları çok popülist yaklaşımlar olarak görüyorum. Gerçekçi değil. Bence Türkiye'de futbolu yeniden planlamak lazım. Var olan bütün planı, stratejiyi, içi boş olan stratejileri ortadan kaldırıp yeni bir planlama yapmak lazım. Bunu yerli teknik direktörle ya da yerli teknik direktörle sınırlayıp tekrar bizim yetişme dönemimizde olduğu gibi yabancı teknik direktörleri getirerek ya da yabancı futbolcusunu sınırlayarak yapamazsınız. Çok ciddi bir altyapı reformu gerekiyor. Her şeyden önce kulüpleri doğru yöneten, doğru yönetim anlayışlarına sahip yöneticiler gerekiyor ki onlar da doğru maddi ekonomik planlamayı yapsınlar. Bunlar radikal önlemler. Çok detayına girmeden ana başlıklarıyla veriyorum. İşte yeri geliyor bu dönem içerisinde, bu sezonda Galatasaray neredeyse tüm maçlarını yabancılarla oynadı. Madrid'de de öyleydi. 11 yabancıydı. İşte yabancı futbolcularla oynadı. Kaliteli yabancı geldiğinde de gördük durumu. Değişmiyor. O zaman yerliye dönelim. İşte yerli oynattığında kaliteli yabancı olmadığı için
Hamza Hamzaoğlu döneminde Galatasaray için bunu söylemişlerdi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamıyor ya da diğer takımlar vesaire vesaire. Şimdi dolayısıyla hoca hani eleştirisi göre, doğru mu sence? Alınan sonuçta işte alınan sonuçlara göre bu eleştiri yapılıyor. Ondan sonra bundan 2-3 sene önce yabancı teknik direktörlerin ağırlıkta olduğu ligde ne deniyordu? Yerli teknik direktörlerin önü açılmıyor. Oysa yerli teknik direktör Türk mantalitesini, futbolcunun psikolojisini daha iyi anlar, şudur budur vesaire vesaire. Yani bunlar esaslı eleştiriler olarak gelmiyor bana. Çok popülist yaklaşımlar. Bugün alınan sonuçlara bakarak böyle bir popülist yaklaşımda bulunuyor. Ve bunu takip eden kitleler, takipçiler oluşuyor, veriyor. Yani, bunların hiçbiri sorunu gerçekçi anlamda görmüyor bence. İyi ölçülmüş, biçilmiş eleştirilerden ziyade anlık sonuçlara göre refleks şeklinde. Birincisi bu. İkincisi şu Eyüp. Bence aynen. Tepkiler olarak görüyorsun. Tepkiler o. Popülizm işte yani. Bu popülizm. Evet. Daha önce de bunu söyleyenler, bugün bunu söyleyenler daha önce de işte yabancı teknik direktörlerden ziyade yerli teknik direktörler olsun. İşte şu gerekçelerle falan diyorlardı. Futbolcuyu anlar, Türk yapısını bilir, ligi bilir vesaire. Yani aynı kişiler sürekli değiştirerek farklı yönlerden bir eleştiri getirmeye çalışıyorlar. Bu eleştiri yapmak için eleştiri anlamına geliyor. Dolayısıyla ben buna katılmıyorum. Benim düşüncem şu. Mesele ne yerli teknik direktörlerin yetersizliği, ne yabancı futbolcuların çokluğu ya da bütün 11'in yabancılardan kurulu olması. Mesele bu değil. Mesele Türk futbolundaki çok daha radikal temel problemler. Bir, doğru altyapı teknikleri yok. Kurumsal bir altyapı anlayışı yok. İkincisi, doğru yönetilmiyor bu kulüpler. Doğru yönetebilecek, başarılı olabilecek, iyi niyetli, profesyonel bir yöneticiler yok Türk futbolunda. Dolayısıyla şu anda var olan malzemeyi tamamen süpürüp, bu bir devrim olur bence. Çünkü artık revizyonla kurtulabilecek aşamada değil Türk futbolu. Bir devrimle yeni planları hayata sokmak lazım. Birincisi bu. İkincisi, yani yerli teknik, çok yetenekli yerli teknik direktörler de var. Bu işi yapabilecek yerli teknik direktörler. Ondan sonra... ve her takımın kendi özelliğine göre, oyuncu yapısına göre, hedeflerine göre yerli ya da yabancı olabilir. Bir takım için yabancı teknik direktör çok faydalı olabilir. Çünkü getireceğiniz, seçeceğiniz yabancı teknik direktör gerçekten takımı iyi analiz etmiştir. İhtiyaçlarını doğru belirlemiştir. Doğru yönetim anlayışı da varsa o kulüpte yabancı teknik direktörlerin, teknik direktörün talepleri doğrultusunda transfer politikası yaparsınız ve çok başarılı olur bu takım. Oyuncu yapısı da ona uygundur. Yabancıyla çalışırsın. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Eyüp. Yani mutlak bir biçimde yerlilerle çalışalım ya da yerliler başarısız, yabancılarla çalışalım demek düz mantıktan ileri gitmiyor ve popülist bir yaklaşım. İyi futbolcunun yerlisi yabancısı yok. İyi teknik direktörün de yerlisi yabancısı yok. İyi ile çalışmak lazım. Yerli yabancıdan ziyade tartışma, benim senin söylediklerinden anladığım, yerli yabancı diye ayırmaktan ziyade iyi ve kötü diye ayırmak bakacaksın lazım. Bakacaksın bir kulübe, bu takımın ihtiyacını, bu futbol takımının ihtiyacını, bu kulübün ihtiyacını, ona göre profesyoneller getireceksin, ona göre teknik direktör atacaksın. Bu yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Evet. Hiç fark etmez. Doğru transfer politikasıyla bu işi yapacaksın. İşte Almanlar bunu yapıyor, İspanyollar yıllardır yapıyor bunları. Yani önümüzde çok somut örnekler var. Türkiye'de niye yapılmıyor? Çünkü bir kast var orada, yani direnç koyuyor. Senin ayrıca, o revizyonu, hatta sen devrim dedin. O senin dediğin o devrimin yapılmasına engel olan bir kitle var orada. Hı. Onu aşamıyorsun bir türlü. Ayrıca bu direnci. İşlerin bu işlerin içinde gerçekten iyi niyetli olmak ve başarıya kanalize olmak lazım. Maalesef Türkiye'de futbol endüstrisi daha çok kişisel kazançların, kar sağlama, zenginleşme aracı olarak görülüyor. Kişisel kazançların mecrası haline geldi. Kişisel zenginleşme alanı olarak görüldüğü için futbol kulüplerin başarısı falan filan çok arka planda kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Çok güzel bir sohbet oldu Özgür Sancar. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Umarım bundan sonraki süreçte takımlarımız Avrupa'da daha başarılı olurlar. Biz bu konjonktürü, süreci takip etmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayınlarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.